Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 45. günün ikinci dersine. Bugünün son dersindeyiz. Prizmalara devam bu sefer prizmalarda daha değişik bir teknik öğreneceğiz. Ya hocam prizmalarda bitmedi. Bitmedi evet bitmedi çünkü her şeyini gösteriyoruz. En ince detayına kadar gösteriyoruz. Bak bugün şimdiki dersimizde de farklı bir teknik göstereceğim. Yani parça çıkartmadan bahsedeceğim. Bir de yüzey sorularından yani karınca soruları dediğim sorulardan bahsedeceğim. Ve bugün de prizma bitmediğini daha daha önce söylemiştim. Yarın da küpü de anlatıp ondan sonra prizmaları bitireceğiz. Evet. Bu arada nasıl gidiyor? Animasyonlarla falan sanki daha iyi oldu bu sene. Bayağı bir animasyon. Katı cismi özel. bayağı bir animasyon yaptırdım. Yine animasyonlara da devam edeceğiz. Hayal gücümüzü zenginleştiriyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 251'in sağ tarafı. Sonra 252 ve 253'ün de sol tarafını işleyeceğiz. Ve bugünü böylelikle bitireceğiz. E o zaman hazırsak haydi. Gelsin parça çıkarma. Parça çıkarma dediğimiz şey. Nasıl oldu? Zaten zaten burada yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Ben burada şu şekli büyütüp burada anlatayım sana. Şimdi dostum parça çıkarma olduğu zaman ne yapacağız? İlk önce parça çıkarmada ben sana şunu söyleyeyim. Önceki haline geri getiriyoruz. Bak şekli bir eski haline geri getiriyoruz. Parça çıkarmada. Şöyle, şöyle ve şöyle eski haline geri geldi mi? Geldi. Şimdi eski haline geri geldi. Ve parça çıkarmada öncelikli olarak şu parçayı çıkartacağım ben. Tamam. Konu anlatırken animasyonunu değil de soruda animasyonunu göstereceğim. Şimdi ben bu parça çıkarttığın zaman ne oluyor? Bir hacmini inceleyeceğiz. Bir de alanını inceleyeceğiz. Bir kere hacim olarak kesinlikle ama kesinlikle hacim azalıyor. Yani büyük hacimden neyi çıkartacaksın? Bu parçayı çıkarttığım zaman büyük hacimden şuradaki parçayı çıkarttığın zaman yeni hacme ulaşırsın. Bak burada da yazmışım zaten. Yeni hacim ne demişim? Büyük prizmanın hacminden çıkarılan prizmanın hacmini çıkarttığımız zaman hacme ulaşıyoruz. Bu sıkıntı değil. Peki hocam bu parça çıkartmalarda yüzey alanındaki değişim ne oluyor? Yüzey alanındaki değişim de şu şekilde oluyor. Parça çıkartmada oluşan yüzey alanı hakkında kesin bir şey söyleyemeyebiliriz. Artabilir, azalabilir ya da değişmeyebilir. Bu şekilde ne yapıyoruz peki? Yeni alanı bulurken öncelikle eski halinin alanını yazıyoruz. İlk önce parça çıkartılmadan önceki eski halinin alanını yazıyoruz. Sonra eksilen alan varsa eksilen alanları çıkartıyoruz. Eklenen yeni bir yüzey varsa da eklenen yeni yüzeyleri de ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Bak çıkan yüzeylerin alanlarını çıkartıyoruz. Çünkü o yüzey çıktı, o yüzey gitti. Eklenen yüzey varsa da o yüzeyi ekleyeceğiz. Mesela sen buradaki parçayı çıkarttın ya. Çıkarttığın zaman bu yüzey önceden yoktu, eklendi. Ya da bu yüzey önceden vardı, hocam bu yüzey yüzeye çıktı. Bu yüzeyi çıkartacaksın. Bu yüzeyi ekleyeceksin. Temel mantık bu. Ama bu parça çıkartmada bir de ben şuna dikkat etmeni isterim. Direkt ilk alanı yazdın. Tamam. İlk alanı yazdıktan sonra eklenen alanları ekleyip çıkan alanları çıkartabilirsin. Eklenen alanlar bu, bu ve şurası deyip bu alanları ekleyebilirsin. Çıkan alanlarda bu alan çıktı. Bu alan çıktı. Bu alan da çıktı deyip bu alanları da çıkartabilirsin. Kesinlikle sonuca ulaşırsın. Ama benim senden tavsiyem şu. Hep prizmalarda neye bak diyorum. Ön, arka, sağ, sol, üst alta bak diyorum değil mi? Bu eklenen alanda ya da çıkan alanda birbirlerini nötrleyenler olabilir. Mesela köşeden çıkarttığımızda öyle şeyle bahsedeceğiz. Mesela şuraya baktığım zaman hocam ben burada öndeki alanı çıkartacağım. Arkadaki alan eklendi. Ön arka birbirini nötrledi. Yani eski alanı yazdıktan sonra bu alanı çıkartayım bu alanı ekleyeyim deme. Çünkü bunlar ön arka nötrledi. Önde çıkan alan arkada oluştuğu için nötrledi. Dikkat tamam. Sonra hocam şurası çıktı burası oluştu. Bak bunlardan nötrledi. Sonra üst alta bakacaksın. Üst çıktı, altta da aynısı oluştu. Bu da nötrledi. Aa. O zaman tekrar söylüyorum, hocam ön çıktı, arkada oluştu, nötrledi. Sağa çıktı, solda oluştu, nötrledi. Üste çıktı, altta oluştu, nötrledi. O zaman eski alanı yazdıktan sonra bütün ön arka sağ sol alt üst nötrlediği için buradaki alan ne oldu? Bunun alanını konuşacak olursak buradaki alan değişmedi. Yani alan değişmedi. Köşeden çıkarttığım için. Peki hocam her zaman değişmiyor mu? Hayır. Mesela ben burada şuradan bir çıkartma yapsaydım. Bak lütfen dikkat buraya. Buraya konu anlatacağım için şey yapmamıştım. Bak şurayı böyle bir du önündeki duvara bak. Duvarı şöyle oyduğunu düşün. Oydun böyle. Hocam oyduğun zaman da şöyle bir parçayla karşılaştım. Şöyle şöyle ve şöyle. Şimdi oydun. Önceden burası olmadan oyuk olmadan önce bu yüzey burada boyalıydı değil mi? Sonra sen bunu oyduğun zaman bu yüzeye çıktı mı? Çıktı. Sonra ön çıktı. Arkada oluştu mu diye bakacaksın. Eğer şu yüksekliği geçmediysek arkadaki alan oyuk oldu. Tam böyle yani delmediysem eğer ön çıktı arkada oluştu. O zaman yüzey alanında ön arka değişmedi. Tüm yüzey alanı yazdıktan sonra. Sonra içerideki alanda hocam buradaki kalan önceden var mıydı? Yoktu. Bak bu alanlar ekstradan oluştu. Bir de şuraya bak. Üstteki alan var mıydı? Yoktu. Alttaki alan var mıydı? Yoktu. Üst altta eklendi. Yani sen burada ne yapacaksın o zaman? Hocam ön arka nötrledi ama sağdaki ve soldaki yüzeyler ekstradan geldi. Eski alana sol ve sağdaki alan alanları ekliyorsun. Üst ve alttaki alanlar da ekstradan geldi. Bu alanları da ekleyeceksin ve yeni oluşan alanı bu şekilde bulacaksın. Alanda genelde, genelde söylüyorum bak genelde oyduğumuz zaman parça çıkarttığımız zaman azalıyormuş gibi düşünüyoruz. Azaldığı durumlar da oluyor. Ama genelde böyle içine oyduğumuz zaman ekstradan yüzeyler çıktığı için genelde alanda artış oluyor arkadaşım. Ne yapıyoruz artış ya da azalışı bulmak için? Eklenen alanları ekliyoruz. Çıkarılan alanları çıkartıyoruz. Ama ilk başta neye bakıyorsun? Nötrleyenler ne var. Mı? Ön arka, sağ sol, alt üst. Yani birbirini nötrlüyorsa o nötrlemelerde ön arka nötrlediyse ön arka gitti. Sağ sol ve alt üste bakıyorsun ve sağ sol ve alt üste ekleme ya da çıkarma varsa o eklemeleri ya da çıkarmaları da yazıyorsun dostum. Parça çıkarmanın temel mantığı bu. Hacimsel olarak kesinlikle azama var ama alanda değişmeyebilir, artabilir ya da azalabilir. Şimdi gel bununla ilgili sorusuna bakalım. Örnek 28. Şekildeki prizmadan ayrıt uzunluğu 1 bir birim, 2 birim ve 3 birim olan dikdörtgenler prizması çıkarılmıştır. Buna göre prizmanın yüzey alanındaki değişim ne olur diye soruluyor bize. Ne yapacağız? İlk önce prizmayı çıkartalım seninle birlikte. Hop o prizmayı çıkarttım şöyle koydum kenara. Çıkarttığım zaman bak bu geldi karşıma. Böyle bir şeyle karşılaştı. E yüzey alanındaki değişim nasıl olur diye soruluyor. Hacim sorulmuş olsaydı o zaman bu kenarlar verilecekti bize. Tüm hacimden şunun hacmini çıkartacak. Ama alan soruluyor. Alan sorulduğu için eski haline geri getiriyorum. Hop şöyle eski haline geri getirdim kardeşim. Getirdikten sonra nötrleyenlere bakıyorum. Nötrleyenlere bakarken neye bakıyorum? Ön arka sonra sağa sol sonra üst alta bakıyorum. Bunu mutlaka yaz tamam mı? Şimdi sen burada hocam ön çıktığı zaman arkada aynısı oluştu mu? Oluştu. Ön arka ne oldu? Birbirini nötrledi. Ön arkaya bakmayacağım. Sonra hocam alt üste bakayım. Yok sağa sola bakayım. Hocam sağa sola baktığım zaman sağ soldaki bu yüzey ya da sağdaki bu yüzey gözükmüyor. Buradaki alanlar var var mıydı? Yoktu. E o zaman burada kalanlar ne olacak? Artacak. Sonra bir de neye bakacağım? Üst alta bakacağım. Hocam üst taraftan çıkarttığım zaman alt tarafta da oluştu mu? Oluştu. Bunlar da ne oldu? Bunlar da o zaman. O zaman sadece sağ ve soldaki yüzey alanları ekstradan yeni alana ne oldu? Eklendi. Çünkü bunlar yoktu. Bu yüzeyleri ekleyeceğim. O zaman bu alan kaç? Hocam 1'e 3. Yani artış var. 1 kere 3 kaç? 3. Bu alan 3. Bu alanda 3. Yani toplamda 6. Ne oldu? Artı oldu. Yani 6 artı. O zaman ne diyeceğiz? 6 artar diyeceğiz. Eğer bize tüm yani şuradaki kenarları da verip tüm cismin yüzey alanından bahsetmiş olsaydı ilk önce bunun alanını bulup bu alana ne ekleyecektik? 6 ekleyecektik. Bu şekilde de yeni alana da ulaşırdık. Ama bize alandaki değişim ne olur diye soruluyor. Cevap 6 artar ya da 6 birim kare artar olacak. Şimdi gelelim şuraya. Evet örnek 29'da elimizde bir kenar uzunlukları 3, 4, 5 olan dikdörtgenler prizmasından taban kenarı bir birim olan kare dik prizma çıkarılmış. Şekildeki gibi çıkarılmış. Ama karedik bir buradan çıkarttım ya şuradan şuraya kadar getirmedim bak şurada da bir çıkıntı oluştu orası da çıktı hadi gel birlikte çıkartalım bunu çıksın bakalım şöyle elimizde bir dikdörtgenler prizması var o prizmadan şu parçayı çıkartıyorum hatta yanına da koyayım İşte bu şekil oluştu mu oluştu şimdi bu şeklin alanını bulacağız cismin alanı kaç birim kare olur diye soruluyor şimdi hacmi olsa hocam hacmi şurası dört birim değil mi evet hocam burası 4 birim hacmi olsa 4 çarpı 5 çarpı 3'ten bir çarpı 1 çarpı 4'ü çıkartacaktık ama bizden Alan isteniliyor. Alan istenildiği için eski haline geri getiriyorum. Eski haline geri getirdiğimde de ne yapıyorum? Ön, arka, birbirini nötrleyenler var mı? Alt, üst, sağ, sol. Hemen bunları yazıyorum. Bak şimdi ön arkaya bakıyorum. İlk önce tüm alanı yazıyorum. Tüm alan. Hocam 3, 4, 5 kenarların ikişer çarpımın iki katı. 12'nin iki katı kaç yapıyor? 24 yapıyor. 24'ü yazdık. Artı 4 kere 5 22 katı 40. Artı 3 kere 5 15 iki katı 30'u yazdık. E şimdi yeni alanı bulacağız ya. Eski alanı yazdık daha sonra yeni alanda artan ya da azalanlara bakacağım ama ilk önce nötrleyenlere bakacağım. Şimdi şuraya bakıyorum. Ön arkaya baktığım zaman hocam ön ve arkada ne oldu? Çıktı. Bu alanlar çıktı. Azalı, azaldı burada. Hatta burası bir çarp birden kaç yaptı? İki yaptı. Hocam bir çarp birden bir yaptı burası. Bir de bir burası. Yani iki tane bir çıktı. Azaldığı için eksiledim. Alt üste bakıyorum. Hocam üst taraf burası iken bunu çıkarttığım zaman alt tarafta aynısı oluştu mu? Oluştu. Alt üst nötrledi. Hemen şöyle çarpıyı koydum üstüne. Sağa sola bakıyorum. Hocam sağda ve solda eskiden alan var mıydı? Yoktu. Şimdi yeniden bir yüzey oluştu mu? Oluştu. İşte buradaki alanları da hesaplayacağım. Hatta burada görünmüyor perspektifinden dolayı. 4 çarpı 1. Burada kalan 4 ya. Bu alanda 4. Yani 2 tane 4 alanında ne oldu? Eklendi. O zaman 2 tane 4 alanı eklendi. Eklenen alanları ekliyorum. Topluyorum. Çıkarılan alanları çıkartıyorum. Yani 2 tane 1'i de çıkartacağım. İşte yeni alanda bu yapacaktır. E o zaman burası kaç yaptı? Şu topluyorum. 70-94 yaptı. 94 artı 8 eksi 2. Yani toplam değişim sorulmuş olsaydı o zaman cevap bu olacaktı. Yani ne diyecektik? Hocam 8 arttı 2 azaldı. Toplamda 6 birim kare azaldı diyecektik. Ama bizden tüm alan isteniliyor. Tüm alanda 94 artı 6 yaptı. O zaman cevap da kaç yapar? 100 yapar. Yani 94 artı 8 eksi 2'den cevaba 100 diye ulaştık. İşte olay bu. Genelde hacmi sormuyorlar. Hacim zaten kolay. Alanla da ilgili bu şekilde. Ama burayı yazmak çok önemli. Ön arka 600 Sağ solu yazdıktan sonra. Ön arkaya baktın çıktı. O zaman çıkartıyorsun. Yani şuradaki alanları çıkartıyorsun. Alt üste baktın. Hocam üst taraf alt taraf. Üst çıkınca altta aynısı oluştu. Bu nötrledi. Sağa sola bakıyorsun. Sağdaki ve soldaki yüzey önceden yoktu. Şimdi geldi dedik. Burayı da ekledik tüm alana. Normaldeki artış bu. Ama tüm alanda ilk alana şunları ekledik. Ve cevabı da 100 olarak ulaştık. Şimdi geldik yüzey sorulara. Evet yüzey soruları da gerçekten çok kolaydır dostum. Dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. O yüzden dikkat yazmışız zaten buraya. Şimdi yüzey sorularında yüzeyler üzerinden gidildiğinde en kısa yol sorulur. Normalde şuradan şuraya en kısa yol nedir? Arkadaş direkt burasıdır. Yani cisim köşegeni. Ama ve lakin bize gittiği yol yüzey üzerinden verilmişse hocam şu ve şu ön yüzey ve üst yüzeyden gittiği soruluyorsa o zaman şunu yapacağız. Ne yapacağız? Hocam açacağız. İlk yüzey sabit kalacak. Yani ilk yüzeyimiz bu ya. Her zaman bir yüzeyi sabit bırak. İlk yüzeyi sabit kalsın. İkinci yüzeyi buna göre aç. Bu zemine dik bir yüzey değil mi? İkinci yüzey yani üst kapağı yukarı doğru açacağız. Gel birlikte görelim bunu. Ne yapıyorsun? Kapağı yukarı doğru açıyorsun. Hop açtık. Yani ilk yüzeyle ikinci yüzeyi aynı yüzeysel yaptın. Aynı yüzeye getirdin böyle. O yüzeyden gittiği için yüzey yüzeylere aynı şeye getirdim. Düzleme getirdim. E aynı düzleme getirdikten sonra ne yapıyoruz? Burada işte AK üstü uzunluğu isteniyor bizden. Tamam. Sen burada gördün bunu. Biz ne yaptık burada? Şurada da göstereyim ben bunu. Şunu yukarı doğru açacağım. İlk düzlemimiz bu şekilde şekildeydi. Yukarı doğru açıp bu hale getirdik. Ha hocam ben şunu da yapabilirdim. Şu yüzey sabit kalsın deseydim o zaman bunu yukarı doğru kaldıracaktım. O zaman bu yüzey sabit kalırsa bunu yukarı doğru kaldırırsam bu şekilde karşılaşırsın. O zaman burası C iken yukarı kalkınca burası C olur. O zaman A iken burası A olur, değil mi? A'yı görüyor musun? Şöyle göremedim Şöyle küçük göstereyim. Tekrar gösteriyorum. Bu yüzey sabit kalıp şu e, öndeki yüzeyi açacağım şimdi. Öndeki yüzeyi kaldırdım şöyle. Hocam şu kenar buraya geldi. C oldu burası. E, burası A iken burası da A, A köşesi oldu ya da A A üstü diyelim. İşte bizden şu uzunlukta isteniliyor olabilirdi. Hatta şu uzunluk aken burası da A olur. Aynı Pisagor bağıntısından yapabiliriz. Yani önemli olan yüzeyleri aynı düzlem üstüne getirtirmek. Biz genelde ne yapıyoruz? İlk yüzeye göre açıyoruz. Burada kapı açtık mesela. Ha, karıncanın gittiği yol şu şekilde verilmişse bize. Eğer sağ tarafa doğru açarsak bunu. Bak dikkat et. Bu sefer buradaki şunu düşünecek olursak, sağ tarafa doğru şey yapacak olursak. Yani hem ön yüzeyi kullanıyor hem de sağ yüzeyi kullanıyorsa. O zaman ilk yüzeyimiz sabit kalacak. İkinci yüzeyi açacağız. Açalım mı seninle birlikte? Gel açalım şimdi. Kapağı açıyoruz şimdi. Sağ taraftaki kapağı. Hop açtık böyle. Bak K noktası K üstüne geldi. E bizden A'dan K'ya gitmemiz isteniyordu. A'dan da K'ya şu şekilde götüreceğiz. Dümdüz bir çizgi çizeceğiz. Götüreceğiz. Olay bitti. Olay bu kardeşim. Karınca soruları bu. Hangi yüzeylerden gidiyorsa ilk yüzey sabit. ikinci yüzeyi buna göre açıyorsun. Ve nereye gitmesi isteniyorsa bu şekilde. Ha adam belki şunu söylerdi. Hocam şuraya gelsin derdi mesela. Şuraya gelsin derdi. Şöyle gelip böyle gelsin deseydi. O zaman bunu yine açacaktık bu tarafa doğru. O zaman buradaki nokta buraya gelecekti. O zaman bizden şuradaki uzunluk istenecekti. Buna da dikkat et. Açılışta hangi yüzeylerden gidiyorsa o yüzeyleri açacaksın. Ha burada 2 yüzeye gitmiş. 2 yüzeyi birden açtık. 3 yüzey istenseydi 3 yüzeyi birden açacaktık. Ki animasyonlarla ben sana şeklin nasıl açıldığını zaten beşgen de olsa altıgen de olsa nasıl açıldığını zaten bu zamana kadar e, animasyonlarla çok güzel bir şekilde öğrettiğimi düşünüyorum. sen de açılımların nasıl olduğunu biliyorsan artık o yüzden bu yüzey sorularında sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Hadi bakalım o zaman soruya bakalım. Şimdi şekilde deki dikdörtgenler prizması şeklindeki yapıda A köşesinde bulunan bir karınca gösterilen yolda M noktasına gidiyor. Evet ön yüzeyi kullanıyor ve üst yüzeyi kullanıyor. Karıncanın izlediği en kısa yol nedir diye soruluyor. O zaman gel birlikte açalım. Şimdi ne yapıyoruz? Ön yüzeyi sabit kalsın. Üst yüzeyi açalım. Açıyoruz şöyle kapağı. Yukarı doğru açtık. Açınca bak iki tane yüzey düzlemsel oldu. A ile M arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Tamam. Animasyonunu gördük. Bir de kendimizi açalım. Artık açmayı da öğrendik. Şu yüzeyi yukarı doğru açacağım. İlk yüzey bu şekilde ya. Zemine dik ya. O zaman zemine dik olacak şekilde bak şunu da açacaksın böyle. Yukarı doğru açtık. Açtık böyle. Şöyle açtık. Geldik şöyle. Açınca ne oluyor? Harflere de dikkat et yalnız. Açınca hocam şuradaki M noktası buraya geliyor. M. A'dan M'ye en kısa yol isteniyor benden. işte A'dan M'ye en kısa yol da tam olarak şu oluyor dostum. Uzunluklara da dikkat edelim tabii ki. Burası 9 iken. E o zaman burası da 9 olacak hocam. Başka 8 iken burası. E burası da 8 olacak hocam. Çünkü niye? Burası da 8. Burası da 8. Açılan burası da 8 oluyor. Sonra buraya 6 vermiş. E hocam burası da 6. Açtığın zaman burası da 6. E burası da 6 oluyor o zaman. A dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Bir kenar 8. Bir kenar 15. 8, 15, 17 üçgeninden cevaba ne diye ulaştık o zaman? 17 olarak ulaştık. İşte örnek 30'da 17 çıktı. Geldik örnek 31'e. Şimdi Zeynep. Çok sevdiğim bir isim Zeynep. Kızım olsaydı ismini Zeynep koyacak. E çok hocam ama çok seviyorum. Zeynep'leri böyle hep şey diye çağırırım hatta Zeynep. Zep, zep, zep. Kısaltması da kolay oluyor. Zeynep. Bütün Zeynep'lere selamlar. Var. Zeynep düzgün altıgen prizma şeklindeki bir kutuya A köşesinden E üstü köşesine yan yüzeyleri temas edecek şekilde gergin bir ip sarıyor. Bu sefer şey demiyor. Yani yüzeyden gitmesi demiyor. Yani gergin bir ip sarmak demek o yüzeylere tek tek değiyorum demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Şimdi Zeynep'i sardığı ipin en kısa uzaklığı. E ben ne yapıyorum? Hocam yan yüzeyleri kullanacağım. Yan yüzeyden kaç tanesini? Hocam ön yüzey bu. Sonra bu sağ yüzey. Sağ çapraz yüzey. Bir de diğer yüzeyi kullanacağım. O zaman bu yüzeyleri tek tek açacağım. Yan yüzeyleri açacağım yani. E, o zaman sen yan yüzeylerin açılmışsını biliyorsun. Hatta gel sana göstereyim şöyle gösteriyorum şimdi animasyonları. Bak ön yüzey sabit kalacak şekilde diğer yüzeyleri de tak 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 tak, tak. açtım. Ama nereye gittiği önemli E'ye gittiği önemli oraya da dikkat edeceğiz şimdi. Tamam açılışı yaptık A'dan da E'ye çizdik. Tamam ama ben burada da yine animasyonda gördün ama normal açılışın nasıl yapıldığını da göstereyim sana. Acam ilk böyle yüzeyimiz sabit kalsın diğer yüzeyi bu zemine dik ya böyle bunu da o şekilde açacağım böyle açıyorum hocam onu da o şekilde. Hop açtım, yanını açtım. E bu durur mu? Şuradakini de açacağım o zaman. Hocam oradakini de açınca bu buraya geldi. Sonra buradakini de açacağım o zaman. Buradakini açınca da bu buraya geldi. Dikkat et E noktası burada. E diğer şeyleri de açacak olursam şunu ve şunu da açacak olursam o zaman iki tane daha dikdörtgeni de şu şekilde açalım, tüm açılımını da göstermiş olalım. Ve bu düzgün altıgen prizma şeklindekiydi. Kenar uzunlukları da kaç verilmiş bize? Şurası 15 verilmiş, 15 verilmiş ve FC de 10 olarak verilmiş. FC nerede? Ha Düzgün altıgen de FC en uzun köşe geldi. Bir kenarın iki katıydı. O zaman bir kenar kaç yapacak? 5 yapacak. O zaman açtığın zaman bak şurası 5. Burası 5. Açtığın zaman burası da 5. Açtığın zaman burası da 5. Açtığın zaman burası da 5 değil mi? Yani bunların hepsi 5 birim 5 birim 5 birim 5 birim oldu. E yüksek de zaten 15. Benden ne isteniyor hocam? Şuradaki uzunluk isteniyor. E bu uzunlukta şuradaki Pisagor bağıntısından çıkar mı dostum? Çıkar. Burası 15. Şurası kaç? 20. 15 20 25 üçgeninden uzunluğu ne buluruz o zaman? 25 olarak buluruz dostum. İşte yüzey soruları da bu şekilde bulunuyor. Kolay değil mi? Gerçekten kolay. E, açılımları zaten hakimiz. Açılımlar hakim olduğumuz için bunları da rahat bir şekilde yapabiliriz. Geldik şuraya. Örnek 32'deyiz. Şöyle biraz daha büyüteyim. Bu sefer farklı bir güzel bir soru. O yüzden güzel soru olduğu için ellerinden öper. Şu soruyu sen yapar mısın? Nasıl açılış yapacağım? Bakalım merak ediyorum. Hocam zor soruyu bize bıraktınız. Hayır kafayı çalıştır. Hangi yüzeylerden gidiyorsa o yüzeyleri açacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Sıra sende. Çöz. Çözdün mü çözmedim mi de merak ediyorum. Bunun animasyonu yok. Gerek yok. Birlikte güzel bir şekilde açacağız zaten. Ben çözüme başlıyorum. Üstü açık. Dikdörtgenler piriz bası şeklindeki plastik bir kap. Yarısına kadar suyla doludur. Yarısına kadar suyla dolu olması ne anlama geliyor? Hocam burası 5, burası 5. Hatta şunlarda 5, 5, 5, 5 mi arkadaşım? Evet. Sonra 7 birim verilmiş. 4 birim verilmiş. 10 birim verilmiş bize. Hem plastik zeminde hem de su yüzeyinde yürüyebilen bir canlı. Su yüzeyinde ne gider? Karıncalar gidiyor mu? Neyse. Bir su böcekleri var mesela böyle. Su üstünde duran böcekler var ya. Onu hem kap üzerinde de gidebildiğini düşün. E, hem plastik zeminde hem de su yüzeyinde yürüyebilen bir canlı kabın dışındaki A noktasından M noktasından şekildeki gibi yol izlemişsin. Bak ne yapmış? Kabın dışında. Dışında böyle gelmiş. Sonra kabın içine girmiş. Bu şekilde gelmiş. Suya kadar gelmiş. Sonra suyun üstünde de bu şekilde gitmiş. Sonra buradan da bu şekilde gitmiş buraya. E yüzeylerden gidiyorum. O zaman yüzey açılımı yapacağım burada. Şimdi çok dikkatli ol burada. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. İnşallah sen de yapmışsındır. En kısa yol soruluyor bize. İlk yüzeyimiz de, ilk yüzeyimiz bu ilk yüzeyimiz sabit kalsın. Hemen ilk yüzeyi çiziyorum kardeşim. Bak şuraya çizdim. İlk yüzeyimiz ne? Hocam ilk yüzeyimiz şu şekilde geldi ya. 7'ye 10'luk yüzeyden gitti. Hemen 7'ye 10'luk yüzeyi çizdim. Sonra ne yapıyor? Bu kabın arka tarafından bunu yaptı. Yani şöyle düşün. Bir kitap şöyle arkasından gidiyorum ya. Bir bana bak. Şu kitap bak şöyle arkasından gidip sonra önüne gideceğim ya. Bunu nasıl yapmam lazım? Hocam o zaman şunu şöyle açmam lazım. Hop şöyle açarsam şuradan gidip şöyle gitmeyi gösterebilirim değil mi? Görüyorsun. Yani şu şekilde tekrar gösteriyorum. Kitabım bu şekilde buradan başlayıp sonra öbür taraftan şuradan şöyle gitmeyi o zaman bu yüzeyi ve bu yüzeyi kullanıyorum demek aslında. Aynı yüzeyi kullanıyorum aslında. O zaman aynı yüzeyi açacağım. Bu yüzeyi böyleyken bu yüzeyi doğrultusunda arkadaki yüzeyi de açacağım. O zaman arkadaki yüzeyi açmak demek ne demektir? Hocam, hop şöyle yapalım. Arkadaki yüzeyi bunun üstüne böyle koyarım Buradan başlayıp şimdi hop şuraya doğru gitmesi gibi düşüneceğiz. Süper! O zaman bunu öğrendik. Gel devam edelim şimdi. Arkadaş, o zaman ben burada arka taraf buradan Gittim sonra arka tarafını kullandım. Arka tarafında bu kadarlık kısmı kullandım. Bu kadarı yukarıya doğru yukarı doğru açtım. Bu kadarı yukarı doğru açtığım zaman hocam buradaki dikdörtgeni açacağım ya. Buradaki dikdörtgen de 5'e 7'lik dikdörtgen değil mi? Evet. Çünkü şurası 7, burası 5. 7'ye 5'lik dikdörtgen hemen 5'i yazdım buraya. Sonra su yüzeyinde gidiyorum. Şuradaki dikdörtgeni açacağım. Oradaki dikdörtgeni de üstüne koyacağım yani. Buradaki dikdörtgende kaça kaçlık dikkat et? 7'ye 4'lük dikdörtgen değil mi? Evet. Bu sefer 7'ye 4'lüğü koyacağım buraya. Sonra hocam arkadaki yüzeye gidiyorum. Şu arkadaki yüzeye gidiyorum. Arkadaki yüzeyi de 5'e 7'lik dikdörtgenliğe mi? Evet. O zaman 5'e 7'lik dikdörtgeni de şu şekilde koydum. Yani biz bu köşeden başlayıp direkt çapraz köşeye gidiyoruz. Bizden bu uzunluk isteniyor. Hocam burası kaç? 24. Burası kaç? 7. 7, 24. Ne üçgeni var burada? 25 üçgeni. İşte bunları kat kat açınca şuradaki uzunluğu bak çok da güzel bir şekilde bulduk. Ve kaç bulduk? 25 olarak bulduk. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok hoş bir soruydu. İnşallah yapmışımdır. Şimdi geldik örnek 33'e. Hmm. Evet örnek 33 ilginç bir soru. O yüzden bir bana bak ve soruyu lütfen sen çöz. Lütfen sen çöz. Çözersin sana güveniyorum. <laughs> Çünkü burada neye dikkat edeceğiz bir de? Burada A'dan K'ya gideceğiz. Ama bu sefer gittiği yol verilmemiş. Gittiği yolları düşüreceğiz. Bakalım düşünebilecek misin? Ben zaten konuyu anlatırken iki tane gitme tekniğini sana gösterdim. Bir tane daha teknik var. Bakalım onu bulabilecek misin? O zaman ben soruya başlıyorum. Şimdi kenar uzunlukları 3-4-6 olan dikdörtgenler piriz basız şeklindeki kapağın kapalı kutu verilmiştir. Bu kapalı kutuda buna göre diyor A ve K noktalarındaki çivilere gergin olacak şekilde bağlanan ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Bak şimdi burada bir çivi varmış burada da bir çivi varmış. Bir ip geleceğim. İpi şu şekilde de gelebilirim. Ya ip gelecek ya yüzeye temas etmek zorunda. Şu şekilde de gelebilirim. Zaten bunları anlatmıştım. O zaman bu durumları biz inceleyelim. Hadi bakalım inceleyelim. O zaman burada ne yapalım? Şunu şöyle bir kopyalı. Ekran resmini alayım. Ben şöyle bir kopyalayayım dostum. Kopyala yapıştır yapacağım şimdi çünkü. Arkadaş ilk şekilde ben şunu göstereyim. Bizim eleman bizim ipimiz hocam böyle gelip şöyle gidebilir. Değil mi? Yani neyi kullandım? Ön yüzey ve üst yüzeyi kullanabilirim. Bak ön ve üstü kullanınca bu durumu bu durumla karşılaştı. Hocam bunun zıttı olmaz mı? Önün tersi arka ve üstün tersi de aslında nedir? Alt. Aslında alt ve arkadan da gidebilirim. Yani bu bunun simetri oluyor, aynısı oluyor. Yani hangi yüzeylerden A'dan K'ya ulaşabilirim ona bakacağım. Hocam ön üstten gittim ya arka altta da gidebilirim. Bunun zıttından da gidebilirim. Evet bu durum burada. Bu durum buradayken ne olacak? Hocam bunu yukarı doğru açarım. Yukarı doğru açtıktan sonra hop şöyle açalım. Yukarı doğru açtıktan sonra bu K buraya gelir. O zaman bu altı burada. Bu altı burada. O zaman buraya geldi. Burası o altı oldu. E, burası da kaç? 3. İşte bizden ne isteniyor? Tam olarak şuradaki uzunluk isteniyor. Yani ipin gergin hali bu şekilde olacak o zaman. Burası da 4 ya. Hocam 4 burası. 9 burası. O zaman burada ne oluyor? Hocam x kare eşittir. 4'ün karesi artı 9'un karesinden. 81 artı 16'dan x kare eşittir. 81 artı. 16'dan x'i buradan kaç buluruz? 97 buluruz. Yani kök 97 çıkar. Bu durumdayken kök 97 oldu. Peki hocam farklı bir durum var mı? Hadi farklı durumları da inceleyelim. Yani şu durumu da inceleyeceğiz dostum. Şöyle şuradaki durumları da inceleyelim. Biraz küçülteyim. Hatta bir tane daha durum var. Şöyle daha da küçülteyim de o durumları incelerim. Şöyle çoğalt diyeyim. Şunu da şöyle yapayım. Altına koyayım. Şu durum bir de nasıl olabilir dostum? Hocam bu durumda bir de şöyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Bizim bu ip şuradan şuraya doğru da gidebilir. Giderken şu yolu şöyle de kullanabilir. Yani bu yolu böyle kullanması demek ne anlama geliyor o zaman arkadaşım? O zaman ben ön yüzeyi ve sağ yüzeyi kullanacağım. O zaman sağ ön yüzey sabit olacak şekilde sağ yüzeyi bu şekilde açabilirim. Sağ yüzeyi bu şekilde açtığım zaman yani ön ve sağ kullandım. Hocam ön ve sağ kullanmakla arka ve solu kullanmak aynı mı olur? Evet. Bu şekilde gitmeyle arka ve solu kullanmak. Sol ve arkayı kullanmak birbirini simetriği oluyor. O yüzden aynı şey olacak. Bu ikisi durum aslında aynısıdır. Bütün durumları inceliyorum ben şimdi. O zaman buradan buraya doğru gideceğim. Hocam şurası 6 birimse şurası 6 birimse burası da 6 olur. Zaten yükseklik 3 birimdi. O zaman dik üçgenin kenarları 3 ve 10. Yani ben buraya x diyecek olursam x kare eşittir. 10'un karesi artı 3'ün karesi yapar. O zaman bu da 109 yapar. X'i de kök 109 bulurum. Hmm, o zaman şu daha küçük oldu. Hocam kök 97 kök 109'dan daha küçük oldu. Ama hala da belki bir durum daha var. Ona yapmadık. Ona ulaşmadık. Biz ne yaptık arkadaşım? Hocam şuna bakarken ilk başta bak dikkat et. Ön yüzey sabit. Bir kere ön yüzey dedi zaten bu, değil mi? Ön yüzey sabit. Ön üstü kullandım. Hocam, ön varken üstü kullandım. Ön yüzey varken üstü kullandım. Sonra ne yaptım? Ön yüzey varken sağ kullandım. E bir de bir de bir de bir de başka ne olabilir? Hocam, hocam, hocam. Bir de nereden gidebilir? Biz neyi kullanmadık? Ön üst ya da arka altı kullandık şurada. Ön sağ ve arka solu kullandık. Düşün, düşün, düşün. Bir de bizim karınca şuradayken hocam, şuraya giderken na nasıl gidebilir başka? Hocam, bir de şöyle de gidebilir. Hocam, alt tarafı. Bir de sağ tarafı kullan. Ya da alt, sağ ile üst, sol aynı değil midir? Evet. Yani biz karıncayı alttan ve şu sağdan götürmeyle sağdan ve sağdan ve üstten götürme aynı şey değil midir? Birbirini simetriye olur. Aynı şeydir hocam. O yüzden bir de bu durum vardır. O zaman bu durumu da inceleyeceğiz. Hadi bu durumu da inceleyelim. O zaman ne yapacağız? Bu sefer ne dedim ben? Alt ve sağ yüzey dedim. İstersen altı sabit bırakıp üst tarafı yatırabilirsin. Sağ tarafı yatırabilirsin. İstersen bu yüzeyi sabit kalıp alt tarafı aşağı doğru yatırabilirsin. Yani şöyle bir dikdörtgen yapabilirsin. A köşesi buraya gelir. Şöyle bir dikdörtgen yapabilirsin. A ben ne yapacağım? Hocam şu yüzeyi sabit kalsın. E bu yüzeyi sabit kalacaksa o zaman ben bu yüzeye göre neyi yatıracağım? Bunu yatıracağım. Bunu yatırdıktan sonra şu şekilde karşılaşıyorum o zaman. K noktası buraya gelir. Hocam şurası 6 olur. E buradaki 3 de nereye gelir? Buraya gelir. Yani şurası da 3 oldu. O zaman A'dan K'ya götüreyim. A'dan K'ya götürmek bu şekilde. Burası da 90 derece Pisagor bağıntısı bu sefer böyle çıkar. E böyle böyle çıktıysa 6 ve 7 kenarlarımız o zaman şuraya x dersem x kare eşittir 6'nın karesi artı 7'nin karesi yapar x kare eşittir 36 artı 49 yapar. Bu da 85 yapar. X'i de böylelikle kök 85 olarak bulur muyuz dostlar? Buluruz. E şimdi bakalım 3 farklı durum çıktı karşımıza. Hocam bir tanesi şu ön ve üstten gidince kök 97 çıktı. E, ön ve sağdan gidince kök 109 çıktı. E, hocam alt ve sağdan gidince de kök 85 çıktı. O zaman ben ipi alttan ve sağdan geçecek şekilde bu prizmaya sararsam ya da soldan ve üstten gidecek şekilde bu prizmaya sararsam daha kısa bir şekilde bir yol elde ediyorum. O yüzden cevabımız ne yapacaktır? Kök 85 olacaktır. Yani burada işin özü mantığı ne? Hocam işin özü mantığı şu. Eğer karıncanın gittiği yol bize gösterilirse hangi yüzeylerden gittiyse o yüzeylerde işlem yapıyorum. Ama iki nokta verilip de şuradan şuraya ulaş deyip de hangi yüzeylerden gittiği verilmemişse bize o zaman onları biz düşüneceğiz. Onları düşünürken de bak bu şekilde ön üst, ön sağ ve alt sağ şeklinde düşündüm ve en kısa da ne çıktı? Kök 85 çıktı. Bu biraz tehlikeli. ÖSYM sordu mu? Çok öncesinde buna benzer bir soru sordu. Ne olur ne olmaz diye de bu tekniği de sana göstermek istedim. Evet, sırada ne var? Küp var. Aa ne yaptık? Biz bugünü yani 45. günü bitirdik. O zaman bitirmenin şerefine hemen sayfa 3'e gelelim. Bizim Şafak sayarımızı açalım. Şafak sayarda da şöyle tiki koyalım. Tiki de tabii ki kırmızı ile koyuyoruz ve 45. günü bitirmiş bulunuyoruz. Hemen geliyoruz bir de şuradaki sayfaya geldik. 5. sayfamızda. Hocam 45. gün burada da tik atalım. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Ödevimiz yok çünkü daha prizmalar bitmedi. Şu küpü de ayrı anlattım. Normalde bak bu kadar detaylı anlatmam ama çünkü de küpe geçtiğim zaman söyleyeceğim. Küpe geçtiğim zaman söyleyeceğim. Küpü de ayrı, ayrı anlatmam gerekiyordu size. Çünkü orada e, TET'de, şeyde sadece TET, AYT gibi düşünmeyin. ALES'de, KPSS'de kullanılan tek Teknikleri de ben burada konu anlatımında gösterdim. Çünkü ÖSYM sürpriz yapıp oradaki ilgili sorular da sorabiliyor. Orada da çok güzel şeyler öğreneceksiniz. O yüzden küpü ayrı almak istedim ve 3 bölümde anlatmak istedim size. E o zaman biz bugünü de bitirdiysek ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 46. günde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.